Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün evdeki hiçbir yerin ışığını beğenmediğim için videoyu bu şekilde çekme kararı aldım. Böyle küçük, tatlı, rengarenk ışıklar saçan güzel bir lambam var. Onu kullanayım dedim. Genellikle short videolarında kullanıyorum. Aslında odanın ışığı biraz az olsaydı, böyle karanlık olsaydı harika bir ambiyans yaratıyor ama bence bu da hiç fena olmadı diye düşünüyorum. Her şeye rağmen arkadaşlar, bütün bunlar bu videonun harika ötesi bir video olacağı gerçeğini değiştirmiyor. Bu videoda 3 farklı Zara parfümü hakkında konuşacağız. Bana genellikle şey diyorsunuz arkadaşlar, yorumlarda görüyorum. Daha farklı muadil parfüm markaları deneyebilir misin diye söylüyorsunuz. Tabii ki denerim, denemek istiyorum. Ama şöyle bir gerçek de var arkadaşlar, her şeyin fiyatı inanılmaz derecede arttı. Yani uygun fiyatlı hiçbir şey kalmadı. Şu gördüğünüz Zara parfümlerini aldığım paraya birkaç sene önce orijinal parfüm alabilirdim, küçük mililitrelerde olsa da. Yani her şey çok pahalandığı için parfüme bütçe ayıracağım zaman sevdiğim markalardan yana bütçe ayırma hakkımı kullanmak istiyorum. O yüzden bir de şunu da söyleyeyim. Zara parfüm açısından eski Zara değil bence. Yani kötü bir ünü var. Zara parfümleri kalıcı değildir. Zara parfümleri çok da güzel değildir aslında diye. Son zamanlarda, son birkaç senedir inanılmaz parfümler ürettiler arkadaşlar. Zaten fırsat buldukça sizlerle paylaşıyorum bu parfümleri. Bu videoda ve bundan sonra paylaşacağım videoda gerçekten çok çok güzel parfüm tavsiyem olacak. Hatta haftaya paylaşacağım videoda gerçekten efsane bir parfüm tavsiyem olacak. Bizde yalan olmaz arkadaşlar. Ben her zaman gerçekçi yorumlar yaparım. Yani öyle olduğunu düşünüyorum. Gereksiz yere parfüm övmem. Zaten beni düzenli takip edenler bilir. Dediğim gibi her parfümü övmüyorum. Bir parfümü çok beğenirsem de defalarca söylüyorum, övüyorum her fırsatta. Mesela Zara'nın Kaşmir Rozu çok güzel bir parfümdür. Hatta geçenlerde büyük bir indirimdeydi ama ben alamadım tabii ki de. Yeni parfümler alıp sizlerle paylaşmam gerektiği için çok üzülerek satın almadım. Stokta da yok. Tekrar gelir mi belli değil. Meçhul. Zaten neyi sevsek böyle oluyor. Mesela Lancôme Alafoli, La Nutrizor Alafoli deyince de ben arkadaşlar. Yani beni izleyenlerin hemen aklına bu parfümü gördükleri zaman ben gelirim. Dünyanın en güzel parfümlerinden bir tanesi ama asla satılmıyor artık. Yani inanamıyorum gerçekten. Yani bilseydim satılmayacağını, tekrar üretilmeyeceğini bir sürü şişe alırdım herhalde. Onun dışında yani birkaç tane daha vardır böyle çok dilime pelesenk ettiğim parfüm. Gördükleri, kokladıkları, her parfümü delicesine öven, illaki gidin alın diye direten insanlara çok gıcık oluyorum arkadaşlar. Sizi bilmem ama gerçekten sinirlerim bozuluyor. Böyle Instagram'da, TikTok'ta, YouTube'da gördükçe bir de dehşet izleniyorlar. Yani yalanla dolanla dehşet izleniyor. O videolar nasıl görüntülenmeler alıyor? Ben çok şaşkınım doğrusu. Yani ben hala keşfedilemedim. Bu kadar güzel tavsiyeler vermeme rağmen. O yüzden kanalıma abone değilseniz, abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Videoyu arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Videoya like atabilirsiniz. Etkileşim arttırmak adına bir yorum bırakabilirsiniz arkadaşlar. Neyse, biz ilk parfümden başlayalım. İlk olarak Queen Plum Rose'dan başlamak istiyorum. Ben bunu indirimden aldım. 170 lira gibi bir fiyatı vardı. 30 mililitrelik şişe bu. Aldığım zaman da böyle çok fazla bir beklentim yoktu açıkçası. Ama kokladığımda beni şaşırtan bir parfüm olduğunu söyleyebilirim. Yani beklediğim kadar kötü bir koku değildi. Yani aslında şunu demek istiyorum. Notalarına baktığım zaman çok büyük bir beklentim yoktu. Ama şaşırdım. Yani son zamanlarda kokladığım, deneyimlediğim parfümlerden hiçbirine benzemediğini gördüm. Üst notasında kum bulunuyor arkadaşlar. Yani nasıl koktuğu hakkında gerçekten hiçbir fikrim yok. Böyle sıkıyorum, anlamaya çalışıyorum ama bir türlü gerçekten anlayamadım. Kum nasıl kokar yani? Bir kokusu var mı belirgin bir şekilde bilmiyorum. Eğer bilenleriniz varsa yorumlara yazabilir. Orta notasında gül bulunuyor. Bu bir gül parfümü. Ama böyle kırmızı güller hayal etmeyin arkadaşlar. Böyle pembe yapraklı güller hayal etmeniz gerekiyor. Alt notasında ise odunsu notalar bulunuyor.
Bir de Fragrantica'da yazan notalar dışında Zara'da böyle açıklamalar kısmında plumeria ağacının çiçeklerinin kokusunu da içerdiğini yazmışlardı. Bir de sanki bana şey gibi geldi, böyle içerisinde vanilya da varmış gibi geldi ama açıklanan notalarda yazmıyordu. Arkadaşlar, eğer ki gül parfümlerini seviyorsanız bence kesinlikle bakmanız gereken parfümlerden bir tanesi. Çok hoşunuza gidecektir. Böyle bu parfümü en güzel tanımlayacak kelimelerden bir tanesini de ekleyeyim. Kremsi arkadaşlar. Gerçekten kremsi hissiyatı olan bir parfüm. Ama şöyle düşünmeyin tabii ki de. Hani Nivea kremi gibi kokan parfümler vardı. Daha önceden bahsetmiştim, konuşmuştuk. Yani öyle temiz hissiyatlı bir parfüm değil bu. Daha böyle içerisinde tatlılık barındıran bir parfüm. Aşırı tatlı bir parfüm olduğunu söyleyemem. Ama böyle tam kararında bir tatlılığı var. Yani böyle aşırı tatlı parfümler sevmeyen insanlar bu parfümü sevebilirler. Eğer böyle gül kokusunu seviyorsanız, çok aşırı tatlı olmasın parfümüm diyorsanız bakabilirsiniz. Bir de daha iyi bir şekilde tanımlamak istiyorum size. Böyle şey gibi kokuyor. Yani pembe kurutulmuş gül yapraklarını düşünün. Bir de hemen o gül yapraklarının yanında böyle bir kase içerisinde tropikal meyvelerin olduğunu düşünün. Böyle burnunuza gelen koku gibi arkadaşlar. Güllü, meyveli bir koku. Bence her mevsime yakışabilecek tarzda bir parfüm ama özellikle bir mevsim söylemem gerekse ben bu parfümü en çok ilkbahara yakıştırırım arkadaşlar. Yazın da kullanılabilir aslında bakılırsa ama şöyle söyleyeyim, ben çok ağır parfümler severim ve kullanırım. Ve parfümü çok seviyorsam ağır olmasına bakmadan bir şekilde yazın da kullanırım. Ama bu yaz sanırım bir istisna arkadaşlar. Yani inanılmaz sıcak. Ben İstanbul'da yaşıyorum. Diğer illeri bilmiyorum ama inanılmaz bir sıcak var ve ilk defa bir mevsim hiçbir şekilde parfüm sıkmak istemiyorum. Dışarı çıkacaksam da böyle. Yani elim alefoliye falan gidiyor böyle. Lanvin Tresor'a gidiyor. Ama sonradan elimi çekiyorum. Hop, Zara Bright Rose hemen sıkıp böyle üstten aşağı çıkıyorum. Yani aşırı sıcaklarda ben ağır parfümde çok sevsem de sıkamıyormuşum. Bu yaz bana onu öğretti. Bu parfümü de böyle evde deneyimleme şansım oldu daha. Böyle birkaç kere sıktım ama ev çok sıcak olduğu zamanlarda gerçekten bana pek çekilir gelmedi. O yüzden ilkbahar ayına bence çok yakışır veya kışın da sıkılabilir bence. Kısacası çok yükseldiğim bir parfüm olmadı ama özellikle kış aylarında, sonbahar aylarında dışarıda deneyimlemek istiyorum. Sonrasında fikir güncellemesi zaten yaparım. Böyle ya sev ya nefret et parfümü kesinlikle değil. Onu da söyleyeyim. Yani bunu aldığınızda böyle çok benim gibi çok aşırı hoşunuza gitmese de yani koleksiyonunuzda dursun istersiniz. Arada da böyle modunuza göre sıkıp kullanabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, sıradaki parfüm Fleur de Patchouli. Yani Fleur diye okunduğunu düşünüyorum. Umarım öyle okunuyordur. Sonra şey gibi olmasın. Lana Del Rey gibi olmasın. Belki o kızcağız da doğru söylemişti ama bizim milletin diline düşersek kurtulmak ne mümkün biliyorsunuz. Her neyse arkadaşlar, bu parfüm YouTube'da inanılmaz derecede övülen bir parfüm. Yani öyle böyle değil. Bunu almadan önce çok fazla video izledim bu parfüm hakkında ve gittim sipariş ettim, yani satın aldım. Kesin alın falan diyorlardı. İnanılmaz bir şey. Arkadaşlar, bu benim size gidin koşun kesin alın diyebileceğim bir parfüm kesinlikle değil. Yani atıyorum 10 tane video izlediysem 9'u gidin alın çok güzel falan diyordu yani. Bir kişi belki kör alışı uygun olmadığını söylemişti benim izlediklerimden. Arkadaşlar, bu parfüm hiçbir şekilde kör alışı uygun bir parfüm değil. Ki zaten bir de şöyle bir durum var. Zara'nın bu seride üretmiş olduğu parfümler diğer parfümlere göre bir tık daha pahalı. Gidin kör alış yapın nasıl kolay bir şekilde denilebiliyor? Gerçekten hiç aklımı almıyor. İsminden de anlayacağımız üzere bu bir patchouli parfümü arkadaşlar. Bu parfümü sevebilmek için patchouli'yi çok fazla sevmek gerektiğini düşünüyorum. Bu zamana kadar da gördüğüm kadarıyla böyle patchouli notası çok fazla fanı olan bir nota değil. Benim de mesela çok çok yükseldiğim bir nota hiçbir zaman olmadı. Patchouli dışında şakayık notası bulunuyor ama başrolde tabii ki de patchouli olduğunu söyleyebilirim. Alt notasında da guayak ağacı bulunuyor. Parfümü ilk sıktığınız anda yoğun bir patchouli kokusuyla karşılaşıyorsunuz. Ama o ilk başlangıçtaki keskinliği çok uzun süre kalmıyor arkadaşlar. Hemencecik gidiyor. Sonrasında ama böyle hep
arkadan arkaya böyle göz kırpıyor. Yani her zaman orada hafif bir şekilde varlığını koruyor. Şakayı hissetmeye başlıyorsunuz ama şakayı kokusu da böyle çok çok güçlü bir şekilde burnunuza gelmiyor. Yani böyle çiçek çiçek hiçbir şekilde hissetmiyorsunuz. Çok 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 hafif. Tende parfüm kuruduğu zaman bir tatlılık hissediyorsunuz arkadaşlar. Yani özellikle Fragrantica'da bu kokuyu tatlı olarak tanımlayanlar vardı. Çok şaşırdım. Yani benim tatlı koku anlayışıma asla uymuyor. Yani benim için tatlı koku çok çok farklı bir şey. Aşırı derecede az bir tatlılık bence. Bilmiyorum. Yani kullanan varsa sizin de fikirlerinizi merak ediyorum. Yazabilirsiniz. Hani bunlar benim burnumun aldığı kokular. Daha çok böyle tende odunsu hissiyatı olan bir koku bu. Genel koku profiline baktığım zaman notalar dışında şık olarak tanımlayabileceğim bir parfüm bu arkadaşlar. Böyle herkesin taşıyabileceği tarzda bir koku olduğunu düşünmüyorum. Hem erkek hem kadın kullanımına uygun unisex bir parfüm. Onu da söyleyeyim. Fragrantica'da erkeksi bulanlar vardı. Ben öyle düşünmüyorum. Bence cinsiyeti olmayan bir koku. Taşıyabildiğiniz sürece her cinsiyet bence bu parfümü sıkıp kullanabilir. Duruma göre, bulunduğunuz ortama göre üzerinizde çekici durabilecek de bir koku. Ama dediğim gibi arkadaşlar taşıma meselesi, yani bu tamamen size bağlı bir durum. Ben mesela bu parfümü dışarıda hiç sıkmadım. Çünkü beğenemedim yani bu kokuyu. Bilmiyorum ileride fikrim değişir mi? Ama bayağı uzun zamandır benimle ve dışarıda sıkmaya cesaret edemedim. Yani benim sıkıp da böyle özgüvenli hissedebileceğim tarzda bir koku değil. Bu arada bu parfüm Chanel'in Coco Mademoiselle parfümüne muadil olarak gösteriliyor Fragrantica'da. Yani aslına bakarsanız tam bir muadil diyemem. Büyük bir benzerlik yok. Sadece Coco Mademoiselle'in çok uzaktan kuzeni olabilir gibi geldi bana. Yani benzer tarzda kokular arkadaşlar. Ama hani gidin alın harika bir muadil kesinlikle diyemem. Ben Coco Mademoiselle Intense'i kullanmıştım bir süre. İnanılmaz bir koku arkadaşlar. Harika bir koku. Ona bayılıyorum mesela. Ama bu parfümde benim hoşuma gitmeyen bir şeyler var. Yani böyle sanki tenimde böyle ekşi ekşi kokuyormuş gibi geldi bana. Bilmiyorum yani bir şeyi sevmedim. Ama bir de bakalım kışın sıkayım, deneyimleyeyim. Fikrim değişir mi sanmıyorum ama eğer bir değişiklik olursa mutlaka sizlerle paylaşırım. Eğer bu parfümü almayı düşünüyorsanız, çok merak ediyorsanız mutlaka önceden bir koklayın Zara mağazasında. Ondan sonra alın. Benim tavsiyem budur arkadaşlar. Kör alışa uygun bir parfüm bence değil. Ve arkadaşlar sırada efsanelerin efsanesi Golden Decade. Aylar önce bir tane video paylaşmıştım Zara Muadil parfümleri ile alakalı. Videonun başlığı şöyleydi: hakkında hiç kötü yorum olmayan parfüm. İşte o parfüm, bu parfüm arkadaşlar Golden Decade. Gerçekten Fragrantica'da o kadar güzel yorumlar vardı ki çok merak etmiştim. Ve sonunda satın aldım. Bu parfüm uzun zamandır benimle ama sizlerle anca fikirlerimi paylaşabiliyorum. Arkadaşlar bu parfümün üst notasında mandalina portakalı diye bir nota var. Yani mandalina portakalı nasıl bir şey bilmiyorum ama umarım doğru söylemişimdir. Zaten ilk sıktığınızda burnunuza bir narinciye kokusu geliyor. Biraz böyle ferah diyebileceğim bir açılışı var ama çok uzun süre kalmıyor. Bu ağır bir parfüm arkadaşlar. Orta notasında yasemin, portakal çiçeği ve lavanta var. Alt notasında ise vanilya bulunuyor. Bu parfüm Yves Saint Laurent'in Libre Intense isimli parfümüne muadil olarak gösteriliyor. Libre Intense'in orijinalini koklamıştım. Gerçekten büyük ölçüde benzediğini söyleyebilirim. Hatta Golden Decay'de sıktığınız zaman Libre Intense sıktım derseniz kimse size hayır sen Zara Golden Decay sıktın demez. O kadar yüksek bir benzerliği var. Ama tabii ki dikkatli bakıldığı zaman ufak tefek farklılıkları da yok değil. Mesela Libre Intense'de lavantayı çok daha fazla hissediyorsunuz ama Golden Decade'de o kadar fazla lavanta kokusu burnunuza gelmiyor. Bu benim için daha güzel aslına bakarsanız. Bu daha fazla hoşuma gitti. Hatta Libre Intense mi yoksa Golden Decade mi diye soracak olsanız büyük ihtimalle Golden Decade'i tercih ederim. Arkadaşlar bazı parfümleri tanımlamak için böyle uzun uzun cümleler kurmak gerekmez. Golden Decade de bu parfümlerden bir tanesi. Böyle belli başlı kelimelerle bu parfümü tanımlayabilirsiniz bence. Mesela şöyle diyebilirsiniz:
Bu parfüm inanılmaz pahalı kokan bir parfüm. İnanılmaz havalı bir parfüm arkadaşlar. Dikkat çekici, yani kesinlikle dikkat çekici. Bunu sıktığınız zaman mutlaka yani dönüp size bakarlar kimden geliyor bu koku diye. Onun dışında lüks hissiyatı olan bir parfüm. Ama şunu da söylemem gerekir. Yani bu parfüm herkese hitap etmeyebilir. Yani şöyle bir kere çok ağır bir parfüm arkadaşlar. Yani böyle bebeksi, böyle çiçeksi, narin, naif kokuları seviyorsanız bu kokuyu hiç yani hiç sevmezsiniz. Ama ağır, böyle tatlı, güçlü kokular seviyorsanız tam size göre yani. Ama mesela ağır parfüm seviyorsundur ama parfümün çok maskülen olmasını sevmiyor olabilirsin. Belki orası hoşuna gitmeyebilir. O yüzden ne olur ne olmaz yine bir koklayarak alın diyebileceğim tarzda bir parfüm. Son olarak şunu da ekleyeyim. Renginden anlayacağınız üzere bir kış parfümü bu. Sonbahar aylarına da yakışacaktır. Yaz aylarında sıkarsanız eğer ki baygınlık geçirme olasılığınız var. Aman ha diyeyim. Ama yine de siz bilirsiniz tabii ki de. Şimdiden kış için yatırım tavsiyesidir arkadaşlar. İsterseniz daha fazla pahalanmadan Libre Intense yerine bir de Golden Decay'de deneyebilirsiniz. Arkadaşlar yine videonun sonuna geldik. Haftaya yine harika parfüm tavsiyeleriyle karşınızda olacağım. Kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir like bırakmayı da unutmayın. Ufak bir yorum yazarsanız da beni çok mutlu edersiniz. O zaman ne diyelim? Haftaya görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.